Mahiray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Transfer gündemimiz var. Dün İsmail Köybaşı kampa katıldı. Transferler devam ediyor. Yerli özellikle transferler gelmesini bekliyoruz ve hücuma bir santrafor şart diye konuşuluyor biliyorsunuz ve santrafor arayışları hala devam ediyor. Yeni bir isim iddia edildi İtalya basını tarafından. Bu oyuncu gündeme aldım. Türkiye içerisinde gene görüşülen bazı oyuncular var. Bunlarla alakalı değerlendirmeler yapacağımız, sonuna kadar izlemenizi istediğim bir video daha geliyor arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı da beğenmenizi istiyorum. Biliyorsunuz dünkü hazırlık maçını 1-0 kazandık ve maç sonunda hemen bir video attım. İzlemek isteyen dostlar, arkadaşlar için bir geriye sardırdıkları zaman videomuzu görebilecekler. Maç analizini yaptık. Ufak değerlendirmelerde bulunduk arkadaşlar. Yani iki maçtır kazanıyoruz. Öyle veya böyle. Evet, Balıkesir, Ümraniye bizim rakiplerimiz değil biliyorum ama kazanmak güzel. Bu hazırlık maçı da olsa kazanma alışkanlığını sürdürmekte fayda var diye düşünüyorum ben. Hani önemli olan kazasız belasız bitti maçlar. Bizim için önemli olan buydu. Şimdi Dorukhan Toköz ile alakalı girişimlerin olduğu iddia ediliyor. Trabzonspor takımının merkez orta sahada oynayabilecek, İki yönlü oynayabilecek bir yerli oyuncu daha alacağı gündemde zaten biliyorsunuz. Orta sahada bir isim bakılıyordu ve bu oyuncu bir hafta önce falan Abdullah Hoca'ya soruldu. Abdullah Hoca bizim gündemimizde yok. Ben sizden ilk defa duyuyorum dedi. Tabii bunu dedi ama kamp ortamı, şartlar tekrardan oluşur. O gündeme girebilir. Bunlar gayet normaldir. Başkanın, hocanın gündemimizde değil deyip de daha sonraki süreçte gündemini alabilirler. Bakarlar makul şartsa eğer. İstedikleri şartlar olgunlaşırsa neden olmasın? Menajeriyle bir temas olduğu konuşuluyor Dorukhan'ın. Bunun altını çizelim. Dorukhan 25 yaşında, Şenol Güneş'in gözdesi bir oyuncu. Milli takımımızda 10 kere forma şansı yakalamış. Milli takımımıza Euro 2020'de davet edilmiş ve sözleşmesi elinde olan bir oyuncu. Şimdi toplam 62 tane Süper Lig maçı var. 3 gol, 6 tane asist yapmış. Ve arkadaşlar şunu söyleyebilirim. 2020-2021 yılında 37 tane maç oynadı. Beşiktaş takımında, şampiyon takımında 3 tane de asist yaptı Dorukhan. Yani sonradan girdi daha çok ama 37 tane maç önemli bir istatistik olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor takımımıza Dorukhan gelirse bence büyük etki edecektir Trabzonspor takımına. Hani orta sahada iki yönlü oynayabilen bir oyuncu. Benim de beğendiğim bir oyuncu Dorukhan. Allah'a var şimdi. Şimdi şuna takılı kalmayın. Hoca yok dedi de yarın bugün girerse hoca yalan mı konuştu? Şöyle mi? Bunlar, bu işler böyledir arkadaşlar. Gündemde değildir ama bakar kamp dönemine. Atıyorum Abdülkadir parmağa bakar, Berat'a bakar. Der ki ya ben bu oyuncularla gidebilirim ama bir yerde tıkanırım. Bana Dorukhan gibi bir oyuncu lazım der. Kamp zaten bunun için yapılıyor. Hazırlık maçları bunun için yapılıyor. Eksik bölgeleri görüyorsun ve oraya takviye istiyorsun. Hocanın raporu doğrultusunda da bu takviyeler devam edecek arkadaşlar. Dorukhan'la alakalı girişimler devam ediyor. Şimdi stopere biz yerli bir oyuncu bakıyoruz şimdi. Dün Hüseyin Türkmen'le Atakan'ı izledik. Ben Hüseyin Türkmen'in iyi bir yedek olduğunu düşünüyorum. Katılmıyorsunuz biliyorum çoğu arkadaşınız ama ben Hüseyin Türkmen'in iyi bir yedek olduğunu düşünüyorum. Şu anki makul şartlarda Türkiye piyasasına bakınca inanılmaz stoper yok arkadaşlar. Yerli stoper yok şu an Türkiye'de. Ben sıcak bakıyorum yani Hüseyin Türkmen'in kadroda kalmasına. Ve Mert Çetin'le alakalı şöyle bir bilgi geldi İtalya'dan. Hani kiralık gönderilmemesi gündemdeymiş Mert Çetin'in ve kamp dönemini iyi geçirdiği ve Trabzonspor takımını istediği ancak bu iş biraz çıkmaza girdiğiyle alakalı İtalya'da bir haber var. Türkiye içerisinde böyle haberler var. Mert Çetin'den kötü haber geldi diye başlıklar var gibi detaylar var arkadaşlar. Ama oyuncu dik durur. Ben Trabzonspor takımına gideceğim. Ben burada kalmak istemiyorum der ise tabii işler, ibreler değişebilir arkadaşlar Mert Çetin'le alakalı. Şimdi bizim en önemli olayımız zaten santrafor. Şimdi Sörloth'la alakalı gene Trabzonspor takımına ilginç iddialar atılıyor ortaya. Trabzonspor takımıyla anlaşmak üzere diyen Alman gazeteciler var. Trabzonspor takımının en büyük aday olduğunu söyleyen Almanlar var. Aynı şekilde Sörloth'un %100 gönderilmesi gündemde olduğunu konuşan Alman gazeteciler var. Almanya'da bir sürü haber var ama Sörloth'la alakalı ben bekliyorum arkadaşlar. Net bir bilgi olmadan da sizlerle bunu paylaşmak istemiyorum. Almanya'da çıkan basın haberleri bunlar neredeyse bir aydır konuşuluyor. Aynı şeyleri konuşarak sizlerin de zamanını almak istemediğim için Sörloth'u atlıyorum. Cornelius'la alakalı gelişmeler var arkadaşlar. İtalya basınında anlaşıldı dendi. Trabzon'da bazı gazeteciler anlaştı dedi Cornelius'la alakalı ama 5 milyon euroda anlaşıldı dendi ama oyuncunun ben imza parası isterim diye bir talebi bulunduğu konuşuluyor. Şimdi oyuncu kulübüne bonservis parası ödenecek. Bir de oyuncu imza parasına verilirse o iki tane bonservis mi ödeyecek kulüp? Zaten çok iyi bir para istiyor. 2,5 milyon eurolar konuşuluyor. Bir de imza parasını falan eklersen Cornelius uçmuş gitmiş arkadaşlar. Bu şekilde bu şartlarda bence senin Canini'nin var, Ekuban'ın var.
çok sıkıştığında Cervinho'yu koyuyorsun, Koita'yı aldın gibi böyle bir kadronda da bir zenginlik var senin yani. Bu kadar da teslim olmaya bir gerek yok bir oyuncuya diye düşünüyorum ben. Ne kadar iyi olursa olsun. Şu şartlarda madem böyle Sörloth zorlansın, Sörloth gelsin işlese bizi. Evet bu oyuncu bize mallık olarak gelecek, Sörloth kiralık olarak gelecek belki ama ya bizi şampiyon yapacak diye biz bu paraları çıkartıyoruz yani. Bizim inancımız bu yönde. Onun için biz bu paraları konuşuyoruz. Bunlar tabii ki de çok ufak detaylar, çok sıkıntılı süreç bu süreçler arkadaşlar. Çünkü pusuda yatan başka takımlar da var biliyorsunuz. Eğer biz elimiz ayağımızı çekersek bu transferde başka takımlar balıklama atlayacaklar pozisyonda şu anda Sörloth'la alakalı. Onun için biz biraz temkinliyiz. Bakasetas'la çok ilginç bir iddia arkadaşlar. Araplar Bakasetas'a kanca atmışlar. Bakasetas için kulübe resmi teklifle bulunmaya hazırlanıyorlarmış ve minimum 5 milyon euroluk bir teklif hazırlandığı konuşuluyor Arapların. Yani şimdi Trabzonspor takımında 2020-2021 sezonuna şöyle geriye dönelim. Kimi alırsın deseniz ben de Bakasetas alırım. Bence takımımızın en önemli oyuncusu. Kamp döneminden önce çok özel çalışmalar yaptı. Hepimiz storylerini gördük sosyal medyada. Ve ne kadar hazır bir şekilde geldiğini ben gördüm mesela. Dünkü maçta en önemli hücum bölgesinde oynayan, en çok ayakta kalan oyuncu Bakasetas. Sorumluluk alan Bakasetas, pas atmaya çalışan Bakasetas, frikik atan Bakasetas yani. Ve gerçekten önemli bir oyuncu Bakasetas Trabzonspor takımı için ama satılması söz konusu bile olmaması lazım. Yani şu takımla ben herkesi satarım. Gerçekten herkesi satarım. Bakasetas'ı satmam arkadaşlar. Bu benim düşüncem. Bakasetas doğru yolda, doğru bir transfer ve emin adımlarla ilerliyor yolunda. Şimdi Trabzonspor takımımızla alakalı ilginç bir iddia. Yine İtalya basınından. Gerçekten Embiya Enzola diye bir santoforun adı geçiyor ama santofor böyle taş gibi maşallah arkadaşlar. İki tane stoperi alır birbirine vurur yani o şekilde bir santofor. Bu bir iddia. Biz iddiaları değerlendirdiğimiz için bu iddiayı da değerlendiriyoruz. Sizlere geçen isimleri sunmak ve neler yaptığını Trabzonspor takımımıza Türkiye Ligi'ne geldiği zaman neler yapar anlatıyorum biliyorsunuz. 24 yaş 1.85 boyunda Angolalı bir oyuncudan bahsediyoruz arkadaşlar. Kariyerinin büyük bir bölümünü İtalya'da sürdürmüş. Fransa'da başlamış, Portekiz'e gitmiş altyapıda ve daha sonra İtalya'da birçok takımda oynayarak arkadaşlar 24 yaşında olmasına rağmen bir kariyer yapmış bir oyuncu. Bugüne kadar 155 tane maç, 44 tane gol, 14 tane asisti var. Spezia Calcio takımında oynuyor. Serie A'da 25 maç, 11 gol, 3 tane asisti var. Yani bu oyuncuyu izledim. İnanılmaz güçlü. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Top tutabiliyor. Etkili şutları var ve kafa hakimiyeti yani forvet oyuncusu ama arkadaşlar o kadar güçlü kuvvetli ki yani anlatamam size. Stoperleri arkasını alıyor. 50 ile beraber tutuyor. O topu kesinlikle vermiyor arkadaşlar. Ve çok iyi koruyor. Servis ediyor. İleride pivot görevi de görebiliyor. Arkaya koşu yapabiliyor. Kaleciye, rakip defansa agresif baskılar yapabilen çok iyi bir oyuncu. Türkiye Ligi'nde bence hangi takım alırsa alsın çok başarılı olacak bir santrafor olduğunu düşünüyorum. Tabii bizim önceliklerimizin dışında bu BC plan olabilir. Bu isim iddia da olabilir. Menajerlerin bir tavsiyesi olduğunu altını çizelim ama gündemimize her zamanki gibi bu oyuncuyu da aldım sizlere sunmak için. Sizler de açıp izleme fırsatınız var bu oyuncu. İnternette birçok bunlarla bu oyuncuyla alakalı bilgi var. Sonuç olarak arkadaşlar Trabzonspor takımımızın transferleri biliyorsunuz. Santrafor'a kesin bir transfer gelecek ki şu anki öncelik Santrafor. Sol bek'e Umut Meraş olabilirse ki arada 500-600 bin euro gibi bir fark kaldı. Umut Meraş'ı getirip İsmail Köybaşı ve Umut Meraş'ı rotasyonlu bir şekilde oynatmayı planlıyor. 50 maçın üzerinde maç olduğunu düşünürsek. Şimdi İsmail Köybaşı'nın da 50 maçı birden çıkartacağını ben düşünmüyorum. Ne kadar güvenli bir oyuncu da olsa 50 maçı her babayı çıkartamaz arkadaşlar. Faruk'a kalır yoksa. Tronsen orada çok fazla iyi izlenim vermediğini düşündüğüm için ben Umut Meraş'a yöneldiğini düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. Onun için Umut Meraş gelecektir ve bu dağılımı iyi şekilde yapacaktır. Kupa var, Avrupa var, lig var, 3 günde bir maç var falan derken çok ciddi bir sıkıntı. Covid'i var, sakatlığı var, bir sürü sıkıntı arkadaşlar. Onun için kadroda her bölgede en az 2-3'er tane oyuncunun olması lazım. Orta sahaya Dorukhan'ın gelmesini de bu yüzden çok istiyorum gerçekten arkadaşlar. Dorukhan gelmesi lazım. Sağ bekte Bruno Peres'in alternatifi Serkan Hasan var. Zaman zaman rotasyonda kullanılacaktır mutlaka. Stoper'de Hüseyin Türkmen yerli. Yunus Mallı'nın biraz kıpırdaması lazım. Yunus Mallı gerçekten birazcık hayal kırıklığı yaratıyor. Hazırlık maçlarında da o tempoyu veremiyor. Yunus Mallı'dan ben beklentim var. İnşallah toparlar. İleriye santrafor'da iyi bir tercih yapılır ise inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Mert Çetin stopere gene unutmayalım takviyesi devam edebilir. Yani istenen bölgeler belli. Şöyle bir detay vereceğim arkadaşlar. Dün konuştuk, daha önce de konuştuk. Bir iki gündür konuşuyoruz. İleriye sürpriz bir kanat oyuncusu, yabancı bir sürpriz oyuncu gelebilir. Bunun altını çizelim. Böyle bir girişimlerin olduğu kulağımıza geliyor, konuşuluyor da zaten. Bugünlük haberler bu kadar.
Elimden geldiğince gene bilgileri aktarmaya çalıştım sizlere arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Videomuz sonuna kadar gelen bütün dostlarımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.